Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaş esirlerinin iadesine başlandı. Rus uçakları iki ülkenin başkentine ulaştı. Ermeni milislerden temizlenen iki köyün gösterildiği Rus haritası bir gün sonra değişti. Köylerin kontrolünü alan Azerbaycan ordusunun özel kuvvet askerlerinin görüntüleri paylaşıldı. Şuşa çevresinde yeni bir gerilim noktası ortaya çıkarken Rus yayın organı Sputnik'te haber skandala yol açtı. Ermenistan'da ise Başbakan Nikol Paşinyan'a öfke dinmiyor. Ermenistan bir gün yine halkın hain ilan ettiği Paşinyan karşıtı gösterilerle çalkalandı. Dağlık Karabağ Savaşı'nın bitişinden bir ay sonra ateşkes ilk kez bozulurken savaş esirlerini taşıyan Rus uçakları akşam saatlerinde Bakü ve Erivan'a iniş yaptı. Cephe hattında Ermenistan ateşle oynuyor. Rus yayın organı Sputnik'te skandal bir Türkiye haberi yer aldı. Yerel medya başkent Erivan'a inen uçakta 44 Ermenistan askerinin bulunduğunu belirtiyor. Azerbaycan tarafında ise 14'lerine Bakü'ye ulaştı. Bakü'ye dönenler arasında Ermenistan'ın 2014'ten bu yana esir tuttuğu Azerbaycan vatandaşları Şahbaz Güleyev ve Dilgam Askarov da vardı. Güleyev ve Askarov 6 yıl önce Kelbecer'de atalarının evlerini ziyaret etmek isterken Ermenistan askerleri tarafından rehin alındı. Bir diğer Azerbaycan vatandaşı Hasan Hasanov vurularak öldürüldü. Yeryüzünde Ermenistan dahil hiçbir ülkenin tanımadığı kağıt üstündeki Dağlık Karabağ yönetimi Güleyev ve Askarov'u 22 yıl hapis cezasına çarptırdı. İkili Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'a götürüldü. Savaşta tarihi hezimet yaşayan Ermenistan tarafında çatışmalarda kaç askerin hayatını kaybettiği belirsizliğini koruyor. Kayıp askerlerin aileleri gösteriler düzenliyor. Yerel medya savaş esirlerini taşıyan uçağın Erivan'a ulaşmasıyla birçok ailenin askeri havalimanı etrafında toplandığını bildiriyor. Rus medyasının servis ettiği fotoğraflarda havalimanının esirleri karşılayanlar arasında bir isim dikkat çekiciydi. Dağlık Karabağ'ın kağıt üstündeki lideri Aray Harutyan. Harutyan savaş sırasında fare gibi sığınaklarda saklanmış ve 10 Kasım yenilgi anlaşmasından sonra ortalıkta pek görünmemişti. Ermenistan medyası pazartesi akşamı eline bir liste alan yetkilinin dönen esirlerin ismini okuduğu görüntüleri ekranlara getirdi. Rus medyası henüz evlerine dönmeyen çok sayıda askerlerin olduğunu duyurdu. Haber Ermenistan tarafının yaptığı açıklamaya dayandırıldı. Ermenistan medyası bir gün Şuşa çevresinde yeni bir gerilimin ortaya çıktığını, yeni kent ve Hint kent köylerinin Azerbaycan birlikleri tarafından 3 gündür kuşatma altında olduğunu ileri sürdü. Yerel medyadaki haberlere göre Rus barış gücü askerleri bölgeye ulaştı ve halihazırda müzakereler sürüyor. Haberlere göre Rus barış güçlerinin komutanı Kongrel Rüstem Muratov'un bölgeye gelmesi bekleniyor. Medyaya konuşan köy muhtarlarından David Davatyan, yeni kent köyünün Azerbaycan'a devredilmesi halinde Dağlık Karabağ'ın Han kendi ile Ermenistan bağlantısının kesileceğini savundu.